Şu an Hatay Terzihöyük köyündeyiz. Terzihöyük köyünde kardeşlerimizle birazdan balık yiyeceğiz. Kardeşlerimiz balık tutmuşlar. İsminizi alabilir miyiz kardeşim? Öcal Tekkız. Öcal. Evet. Sizin isminizi alabilir miyiz? Bülent Yalmaz. Bülent. Evet. Mehmet hocamızla, Soner hocamızla beraber gördüğünüz gibi verimli ve kutsal topraklar. Balığımızı aşağıdaki dereden çıkardık. Terzihöyük'ü görüyorsunuz hocam, Mehmet hocam. Birazcık bilgi alalım Terzihöyük köyü hakkında hocam. Burada görev yaptınız hocam. Terzihöyük Reyhanlı'ya bağlı kumların evet. Evet. Ova köyü. Evet. Masanı güzel. Evet. Şimdi balıktan. Evet. Tarım. Evet. Asi Nehri'nin hocam Terzihöyük sağda değil mi hocam? Görünen evet, yer. Karşı taraf. Evet. Karşı taraf. Hocam nüfusu ne kadar? Nüfusu? 1500. Peki bu höyük denmesinin nedeni ne hocam? Tarihi bir yer değil mi hocam? Yüksek olduğundan dolayı höyük adını oradan almış. Evet. 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 Ondan dolayı. Bir de bu mesela höyükler var. Yani tarihi bir... Evet. Eski yerleşik yerleri yükseğe yaparlar. Aynen. Aynen. Bir de şey var hocam. Bu höyükler var mesela. Tilmen höyük vesaire. Açene ha arabeleri var. Onlara yakın oldukları için. Mesela burada çok tarihler yazan. Evet. Aynen. Tarihi bir bölge yani. Evet arkadaşlar. Kaydımızı bitireceğiz şu an. Terzihöyük'ten sizlere yardımcı olmaya, bilgi vermeye başladık. Mehmet Öğüt hocamız. Evet, Mehmet Öğüt hocamız sağ olsun bizleri buraya getirdi. Öğrencilerimize de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun gençler. Ve buradan Terzihöyük'e, Terzihöyük köy halkına selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Evet, kaydı bitiriyoruz Mehmet Öğüt hocam. Son bir şey ne demek istersiniz hocam? Selamlar, Terzihöyük'e selamlar. Tamam inşallah hocam.